Merhaba, ben Mesut Çevik. Bu videomuzda Anthem'in E3 2018 kapsamında Electronic Arts sunumunda ortaya çıkan yeni detaylarını sizler için derledik. Anthem, BioWare tarafından geliştirilen bir oyun ve Frostbite oyun motorunu kullanıyor. 22 Şubat 2019 tarihinde eğer herhangi bir erteleme olmazsa oyun severlerle buluşacak. Takım bazlı bir rol yapma aksiyon oyunu olan Anthem, oyun tarzı ve ilerleyişi olarak Destiny'yi andırıyor. Kötü niyetli varlıklar tarafından alt üst edilmiş bir gezegende ki burası dünya değil, duvarlar arkasında yaşayan insanların yaklaşan büyük tehlikeye karşı direnişi konu edilmiş. Takım dayanışmasının büyük önem taşıdığı oyunda her birimin sahip olduğu farklı özellikleri takım arkadaşlarıyla birlikte kullanmayı öğrenmesi gerekecek. Sahip olduğumuz Javelin isimli zırhlar demir adamvari bir uçuş düzenine sahipler ve havada, karada, su altında gidebiliyorlar. Oyunun en büyük iddialarından biri mekan değişimlerinde yükleme olmaması. Yani Grand Theft Auto benzeri açık bir dünya ile baş başayız. Oyun oynamak için sürekli online olmamız gerekecek ve arkadaşımız olmayan diğer Anthem oyuncuları ile iletişim kurabileceğimiz ortamlar olacak. Oyun içinde karakterlerin öpüştüğünü ya da flört ettiklerini göremeyeceğiz. Tamamen arkadaşlık üzerine kurulu bir sosyal yapı olacak. Oyunda sahip olunan zırhların ve pilotun ayrı deneyim puanları var. Pilot deneyim puanları kategori fark etmeksizin bütün javelinlerde geçerli olacak. Örnek vermek gerekirse zırhın havada kalma süresini zırhın sahip olduğu özelliklerden çok pilotun deneyim puanı etkileyecek. Takımda eğer düşük seviyeli oyuncular varsa takımın hasar görme oranı düşük seviyeli yüksek seviyeli oyuncular arasında ortalama bir değerde eşitlenecek. Böylece düşük seviyeli oyuncuların geride kalmalarının önüne geçilmesi planlanmış. 4 farklı javelin suit tipi mevcut. Ranger yakın savaş uzmanları olarak görev yapacak. Colossus tank olarak görev yapan ağır zırhlı ve silahlı birimlerimiz. Interceptor ve Storm hakkında fazla bilgi yok ama Interceptor daha çok suikastçı birimler gibi görünürken Storm ise daha çok böyle büyüvari özellikler kullanan bir birim olacak gibi görünüyor. Oyunda 3 farklı mod göreceğiz. Bunlar Free Play, Normal Missions ve Stronghold. Free Play'de hiçbir şeye bağımlı kalmadan gezegeni keşfedebileceğiz. Formal Missions'da ise görevleri NPC'lerden alacağız ve gezegende olup biten hakkında ve yaşayanlar hakkında daha fazla bilgiye sahip olma şansı verilecek bu görevler sonunda bize. Stronghold ise takım arkadaşlarının yeteneklerini sınayacakları zorlu etaplardan oluşacak. Tabii ki bu elleri bitirdiğimizde çıkan ödüllerle beraber kendi yeteneklerimizi geliştirebileceğiz, yeni silahlara ve zırh yeteneklerine kavuşabileceğiz. Evet, E3 2018 kapsamında Anthem için anlatılanlar, yeni ortaya çıkan detaylar bunlardı. Biz de sizler için bir videoda derleyelim istedik. Anthem oynanışı ve grafikleriyle gerçekten çok etkileyici duran bir oyun. Umarım çıktığında da aynı heyecanı paylaşıyor oluruz ve kullanıcılara vaat edilen deneyimi fazlasıyla sunar. Evet, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.